İl Kongresi de gündeme bu kadar hızlıca girmişken 3 ay 4 ay bir zamanda olmasına rağmen Yunus Tever'le ilgili son günlerde fazlaca konular gündeme getirilmeye başlandı. Neydi bunlar? Bir tanesi diğer AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 6 kişiyle birlikte şirket kurup OSB'den yer aldığı iddiasıydı. Bir diğeri de Arifiye'de yapılan bir 18 uygulamasıyla sanki Yunus Tever'e iltimas sağlanmış ya da göreviyle alakalı görevini kötüye kullanarak kamu malına zarar vermişçesine algı oluşturmaya çalışılan gündem görüyoruz medyada. Bu iki iddiayla alakalı bugüne kadar gündemde tutmamaya çalıştık Medyarota yayın grubunda. Gelinen noktada dün Arifiye Belediyesi'nin yapmış olduğu açıklama, bugün de diğer konuyla alakalı, ilk konuyla alakalı ortaklardan bir tanesi eski ASKON Başkanı Engin Tunbaz'ın açıklamasından sonra biz de konuyu gündemimize almaya karar verdik. Yunus Tever üzerine yapılmaya çalışılan meselenin ben biraz il başkanlığıyla ilgili olduğunu düşünmek istemiyorum ama düşünüyorum. Sanki bu konu biraz böyle Yunus Tever'in önümüzdeki kongrede aday gösterilmesinin önüne geçmek adına planlanıp sahaya sürülmüş bir konuymuşçasına geliyor bana. Yani biz yorumlarımızı yaparken aslında burada sadece kişisel görüşlerimizi yansıtmıyoruz. Edindiğimiz izlenim ve bilgilerle yorumlar yapıyoruz. Bunu defalarca söylemiştim. Bu noktada da sanki biraz böyle gibi geliyor bana. Şunu söylemiyorum. Tabii birileri şöyle yapmış, birileri böyle yapmış vesaire falan değil. Ama İl başkanlığı tartışmalarının olduğu bir dönemde AK Parti kongrelerini gerçekleştirirken daha öncesinde meşru şartlar ve zemin içerisinde yapılmış ticari faaliyetleri sanki buralarda farklı bir oyunlar varmışçasına bugün gündeme getirmek bu düşüncemi ve kamuoyundan edindiğim izlenimlerindeki düşünceyi pekiştiriyor gibi geliyor bana. Bakalım neler olacak.